Uzay kaç boyutludur? Okulda uzayın 3 boyutlu olduğunu öğrenmiştim. Ama bunun doğru olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü günlük yaşamda uzaydaki bir noktayı tanımlamak için 3 sayı belirlemek yeterlidir. Ama acaba bu, atomlar ve parçacıklar dünyası için de geçerli midir? Belki de hayır. Son yıllarda uzayın başka boyutları da olduğu düşüncesi fizikçiler arasında yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni sicim kuramının temel parçacıkları küçük titreşen enerji sicimleri olarak tanımlayarak kütle çekimi de dahil tüm kuvvetler için geçerli ortak bir tanım sunuyor olması. Ama sicim kuramı bizim alışa geldiğimiz 3 boyutlu olanın yerine ancak 9 boyutlu bir uzay aleminde geçerlidir. Peki bu ek boyutlar nerede olabilirler? Çok küçük bir biçimde kıvrılmış olduklarından bizden gizleniyor olabilirler. Bir elektrik kablosu örneğini ele alalım. Uzaktan bakıldığında tek boyutlu bir cisim gibi görünür, bir çizgi gibidir. Ama yaklaştıkça bu kablo üzerinde yürüyen bir böceğin iki boyutta hareket edebildiğini görürsünüz. Hem ileri ya da geri yürüyebilir hem de kablonun çevresinde Buna benzer bir şekilde yalnızca makroskopik ölçekte bakıldığında dördüncü bir boyut görünmez olabilir. Ve böylece günlük deneyimlerimizden gizlenmiş olur. Acaba bu ek boyutları bulma umudumuz var mı? Evet, CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısında gelecekte yapılacak deneyler bunların varlığını saptayabilir. Çarpıştırılan parçacıkların çok yüksek düzeydeki enerjisi bir kısım parçacığı öyle güçlü bir biçimde bir araya getirip sıkıştırabilir ki eğer ek boyutlar varsa parçacıklar ek boyutların görünmez alanına kaçabilirler. Ne yazık ki böyle bir durumun olduğunu kanıtlamak için o görünmez alana bir parçacık dedektörü yerleştiremeyiz. Ama eğer kaçan parçacıklar o görünmez alanda uzun süre kalırsa gözden kaybolmaları dolaylı olarak kanıtlanabilir. Çarpışan tüm parçacıkların toplam enerjisini ölçerek çarpışmanın da başlangıcındaki enerji miktarını bundan çıkararak bir miktar enerjinin kaybolduğunu gösterebiliriz. İşte o zaman kaybolan enerjiyi parçacıkların bir kısmının ek boyutların bulunduğu yeni ortama kaçtığının belirtisi olarak yorumlayabiliriz. Birkaç yıl içinde Uzay zamanının görünmez boyutlarına yolculuk bilim kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilir. Görünmez alana uzay gemileri gönderemesek de onun geometrisinin ölçümünü uzay zamanının yeni boyutlarına büyük hadron çarpıştırıcısında hızlandırılmış parçacıklar fırlatarak yapabiliriz.